Arkadaşlar hoş geldiniz. Berlin'deyiz. Yeni Skoda Kodiaq'ı görmeye geldik. 2024'te ülkemize gelecek. Hatta 2024'te üretime başlanacak. Üretilecek, hemen sonra bize gelecek. Yepyeni bir Kodiaq. Çok heyecanlıyız. Bütün dünyadan basın mensupları burada. Birazdan yeni Kodiaq görüyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Tribünler ayakta. Galiba geliyor. Geliyor mu? Geliyor mu? Arkadaşlar bizim yanımızda Skoda Türkiye'den de yetkililer var. Onların söylediğine göre özellikle bu bronz rengi çok daha fazla adetli getireceklermiş ülkemize. Lansman rengi çok güzel bu arada. Hem Skoda yani globalde bizim tarafta çok önemsiyor bu rengi. Dolayısıyla bu renkten yakın zamanda Kodiaq ülkemize dolaşmaya başladığında fazlaca görebilirsiniz. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama hakikaten çok şık bir rengi var. Diğer öndekilerin de jantlarını göstereceğim size. Farklı jantlar da var. Biraz öndekiler elektrikli otomobillerin jantlarına da benziyor. Tabii böyle bir dünyada ilk gösterim olunca tabii ki haliyle böyle bir kalabalık oluyor. Şurada Matrix LED farlar var arkadaşlar. Bir de panjurda artık LED farları olacak Skoda'ların. Bu biraz yeni bir tasarım dili diyebiliriz. Hatta baş tasarımcı az önce anlatırken biraz kromdan uzaklaşıp hani şu mat kromu biraz da böyle az kullanarak daha kaliteli ve güzel bir hava kattıklarından bahsetti. Hatta şöyle anlattı. Belki de en çok tasarımı bozuk yaptığımız Skoda olmuş olabilir. Yani şöyle iki boyutlu modelleme var, üç boyutlu modelleme var biliyorsunuz. Çizimler var. Sonra da fiziki modellemeye geçiyor araçlar tasarlanırken. Çok fazla bozuk yaptık dedi. O kadar çok adetli yaptık ki dedi. Her detayından emin olmak istedik. Çünkü Kodiaq elimizde hali hazırda olan bir model. Çok sevilen bir model. Ve biz yeni Kodiaq'la beraber bunu nasıl daha yukarıya taşıyabiliriz? Her detaydan hem müşterimiz hem kendimiz nasıl memnun olabiliriz diye uğraştıklarından bahsettiler. Haklılar da. Hakikaten karşımızda bambaşka bir Kodiaq var. Ülkemizde de çok seviliyor biliyorsunuz ki ben de çok seviyorum Kodiaq. Hatta bizim Doğan'la ilk videolarımızdan biridir belki de Kodiaq videosunu hatırlayacaksınız. O zaman da çok heyecanlanmıştık bu otomobil için. LED'ler bu şekilde uzadı. Dediğim gibi panjurda da artık LED'ler var. Sisler de böyle far içine geçmiş durumda. Hatta stoplarda ilginç bir detay var. Bunun bagajı açık. Onu size nasıl anlatayım? Ulan bagajını da çekiyorum lan. Bırakın oğlum arabayı artık ya. Stoplar böyle ayrıldı arkadaşlar. İki parça bagajdaki stoplar da var ya. Şöyle göstereyim. Millet ortalığı velveleye vermeyelim. Hani böyle bagaj iki parça gibi görünüyor artık. Bir kere sınıfında çok büyük bir bagaja sahip. Bagaj 80 litre artarak 910 litreye kadar geldi. İnanılmaz bir bagaj hacmi. Bu arada sipariş üzerine isterseniz şu şekilde 7 kişilik versiyonu da bizim ülkemize gelecek. Bu arada motorlardan bahsedeyim. 2 litre dizel gelecek bize. 2 litre benzinli gelecek. Bir de 1.5 TSI gelecek. Bunların hepsi mild hybrid olacak. Mild hybrid de 100 kilometreye kadar da menzil sunuyor. Hani böyle bir otomobilde 100 kilometre iyi bir rakam. Bize 3 motor seçeneğiyle gelecek. Şimdi öndeki jantı da göstereceğim. Hatta bir yerden dalıp bir tanesinin içinde göstermeye çalışacağım size. Hadi biraz öbür arabaya gidelim. Burası kalabalıklaştı tabii ki lansman rengi olduğu için. Bu arada Euro NCAP'ten de 5 yıldız aldı arkadaşlar Kodiaq tabii ki. DCC denen bir sistem var yeni Kodiaq'ta. Adaptif süspansiyon. Şöyle ki başka marka otomobillerde var bu hatırlayacaksınız. Mesela viraja girdiğinizde işte sol viraj dönüyorsunuz. Otomobil sağa yatıyor ya. O sağa yatışı engelliyor. Sağ tarafı destekleyen. Dolayısıyla arabanın daha stabil durmasını sağlayan adaptif bir süspansiyon sistemi var Kodiaq'ta. Bu da tabii ki daha fazla konfor, daha güvenli sürüş ve daha iyi sürüş hissi demek. Bu sistem de tabii Kodiaq gibi bir otomobilde olması heyecan verici. Arkadaşlar MQB platformu biliyorsunuz. MQB Evo 2 platformun adı. Bu platformda iyileştirmeler var. Hatta ön taşıyıcı alüminyuma dönmüş. Çünkü Kodiaq 6 santim uzamış arkadaşlar. Bu sınıfta yani zaten sınıfında büyük bir araçtı. 6 santim uzaması bayağı iyi bir değer. Şimdi bu ne olacak? Araç büyüyor demek. Büyüdüğü zaman ağırlığı artacak demek. Oradan da işte bazı şasideki ve platformdaki iyileştirmelerle işte bazı detayların alüminyuma dönmesiyle dengelemişler.
şeyler. Dolayısıyla bir önceki modellerle ağırlığı, yani bir önceki modelle ağırlığı neredeyse aynı. Oradan da öyle bir kazanım yapmışlar. Bu da gri versiyon. Bizde gri renk de çok sevilir. Buna da bakın. Güzel görünüyor. Bir noktada bir boşluk bulursam, yakalarsam bir tanesinin içini göstereceğim size. Şöyle delicesine bir ortamdayız. Şöyle gidelim. Hadi öbürüne doğru gidelim. Bir de yeni Kodiak'ta progresif direksiyon diye bir sistem var arkadaşlar. Elektrikli yine. Daha doğrusu sürüşe duyarlı bir direksiyon var Kodiak'ta artık. Bu ne demek? Ya böyle eskiden power steering falan vardı, hatırlarsınız. Tamamen sizin tepkilerinize, süratinize uygun bir şekilde tepki veren bir direksiyonu var artık Kodiak'ın. Yani istediğiniz süratte olun, istediğiniz viraja, hani daha virajlı yollarda, daha stabil yollarda fark etmez. Sizin sürüşünüze göre direksiyonun ağırlığını ve hissini değiştiren bir sistem var. Progresif sistem demişler buna. Mesela Kodiak için yine ilginç bir özellik, güzel bir özellik bence. Geldiğinde test arabasını kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada iki silindir modu da olacak otomobilde. Ekonomi için biliyorsunuz. Giderken hani iki silindiri kapatacak, ikiyi açacak, dörde dönecek filan. Bunu bu arada çok gürültüsüz yaptığı söyleniyor. Hatta Doğan'ın videosunda da Burak Ertem'le ikisi bu konudan bahsetmişti. Hatırlayacaksınızdır o videoyu izleyenler. Şimdi biraz sıra bekleyeceğiz. Hatta öbürüne doğru dur yakalayayım şuradan. Birinin içine dalmam lazım. Şunun galiba içi... Lan size artık... Evet arkadaşlar, Kodiak'ın içindeyiz. Gördüğünüz gibi şöyle çok şık sportif bir direksiyonu var. 12.9 inçlik bir ekranı var. Yani inanılmaz büyük ve çok şık bir ekran. Hani çözünürlüğü, fontları, her şeyi çok acayip duruyor. Bayağı büyük bir MacBook var gibi içinde şu anda. Şurada iki parçalı bir torpido gözümüz var. Üst tarafı da açılıyor. Bir de en önemli özelliği tabii ki seçici artık burada değil. Vites seçici burada değil. Direksiyonun arkasına konumlandı. Bakın şuradan göstereyim. Bu böyle alışanlar için çok şıktır, ergonomiktir. İlk başta tuhaf gelebilir ama buna da alıştığınız zaman mesela bundan vazgeçemeyebilirsiniz. Bu bayağı konforlu bir şey oluyor. Kodiak'ın koltukları da böyle bir garip bir malzeme. Alkantara'ya benziyor ama tamamen tabii bütün özelliği geri dönüşümlü malzemeden olmasıymış. İç mekanda kullanılan trimlerin ve koltukların. O yüzden de o anlamda da çok şık duruyor. Hissi de bu arada, dokunduğunuzda hissi de çok güzel arkadaşlar. Yine en önemli Kodiak'ın özelliklerinden bir tanesi de arka koltukların hareketleri. Bakın açtığım zaman bile zaten şununla oynamışlar. Arka koltukların öne gidip gelmesi, parçalı bir şekilde sırtının yatması falan acayip bir konfor katıyor. Bu da yolcu ...yolculuklarınızda daha rahat ettiriyor. Bu da mesela garip bir özellik. Bunun bir ismi vardı, unuttum. Simple Clean miydi? Bir şeydi. Bundan böyle bakın hareketli bir parça var burada. Sürüş konforunuzu arttırmak için, arka yolcular için. Şöyle bir şeye, şaft tüneli biraz yüksek. Sorun değil. Şöyle bir parçayla bunu daha böyle en azından madem elimizde bir şaft tüneli var... ...bari bunu efektif kullanalım diye. Şöyle burada da bir kol dayama ve bardaklığımız var. Şöyle aksesuarlar eklenmiş buradaki lansmandaki otomobillere. Yani enteresan şeyler var. Bence koltuk çok güzel bu arada. Yarış koltuğu gibi. Biliyorsunuz böyle tasarımları her zaman severiz. Cam tavanı var. Ülkemizin olmazsa olmazı. Kullanıcılar biliyorsunuz cam tavan yok diye araba falan almıyorlar. O bizim için önemli. Bize cam tavanlı gelsin. Yavaş üstüne kapatma kapıyı. Papaz oluruz burada, bak deplasmandayız. Ama Berlin'deyiz. Burada çok Türk var. Buralarda bizim sayılır. Şey yaparız, haberleşiriz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şey yapmayız. Sakin ol. Ortalığı velveleye vermeyin. Hadi. Hah, bu jantı diyordum. Bak bayağı bildiğin Taycan jantı gibi değil mi ya? Elektrikli otomobil jantı. Çok garip ya. Çok güzel ama. 20 bu arada arkadaşlar. Muhtemelen bize de 20 gelir. 19-20 gelir. Biz jant olayını seviyoruz ülke olarak. Hemen şimdi öne doğru çıkarken Kodiak'ın bize ne zaman geleceğini anlatayım size. Arkadaşlar 2024'ün Mart sonunda, Nisan'ında üretime başlayacak yeni Kodiak. Hemen Haziran'da da bize gelecek. Şu kardeşiniz ilk parti üretimden sizin için tabii ki ayarladı yani. Yani bu sefer makas açık değil yani. Üretilecek de sonra işte yok bize seneye geliyor falan yok. Üretilecek 2 ay sonra bizde dediğim gibi bronz olandan daha fazla görme ihtimalimiz yüksek. Ama yani bence mesela akılda kalan özel bagaj. 910 litre bagaj var. Çok enteresan bir kapasite bu sınıf bir otomobil için. Segment içlerine çok takılıyor bazıları da işte ne o? D-SUV diyelim buna. Ha, D-SUV galiba. Diyelim değil zaten, ben demiyorum da. Hani onu da belirtmiş olalım. O işe hasta olanlar var ya segment. Sanki biz de segmente göre iş yapıyoruz. Al işte ne güzel araba. Bak. Bronz. Alet nalet. Şu. Çok güzel araba. O basıklığını, uzunluğunu ve böyle boyutlarının optimum olmasını çok sevdim. Çok inanılmaz ideal bir boyutu var bence. Şu anlatmak istediğim bagajdaki stop meselesi de şuydu. Bir çizgi şeklinde duruyor ya bagaj, böyle iki parça gibi. Orada bir hava katmışlar. Yani bir derinlik var orada, spoiler gibi. Bayağı iyi görünüyor bence. Evet. Şimdi buradakilere de bakalım. Ya bir parti ortamında Skoda Kodiak tanıtıldı arkadaşlar. Şurada bir mavi var. Orayı da göstereyim size. Not stop like this.
Evet arkadaşlar, yeni Kodiak'ı bütün dünyayla aynı anda gördük. Sizlere göstermeye çalıştım. Dediğim gibi 2024'ün hemen yaz başında arabayı bizim sokaklarda göreceğiz. O zaman da zaten test arabasını bir alıp kullanırız. Hep beraber tekrar paylaşırız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bu videoda bana eşlik ettiğiniz için. Biraz tuhaf bir video oldu. Alışılmışım dışında bir video çekmeye çalıştım. Tabii ki sizler için. Abone için artık konuşmuyorum. Teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güzel oldu. Bronz güzel oldu. Hoşçakalın.